Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneme sınavımızda fazla açıklama yapmadan birazcık daha yavaş bir şekilde gideceğiz. Arkadaşlar ilk sorumuzda Rindane Gazel'in tanımı yapılmış. Bildiğiniz gibi Rindane Gazel içkiyi, içki zevklerini, hayattan yaşamaktan zevk almayı konu alan gazellere denir. Arkadaşlar bu gazelin en önemli temsilcisini soruyor bizden. Cevabımız Baki olacak. İkinci soruma geçtiğim vakit arkadaşlar, ikinci sorumda İskendername adlı eserin açıklaması yapılmış. İşte Emir Süleyman'a sunulmuş falan filan. Arkadaşlar İskendername adlı eserin yazarı Ahmedi'dir. Cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorumda arkadaşlar bir dörtlük var. Nazım şekli soruluyor. Arkadaşlar dörtlük olduğu için kaside, mesnevi ve gazeli eledim. Yine her zamanki gibi tuyu ve rubai kaldı. Arkadaşlar hece ölçüsüyle saydığım zaman 11'den fazla oluyorsa ne diyorduk? Tuyu demiyorduk, rubai diyorduk. 11'e tekabül ediyorsa tuyu diyorduk. Ama hece ölçüsüyle yazılmıyor tabii. Sadece böyle bir kural var. Saydığımız zaman 11'den fazla olduğunu görüyorum ve arkadaşlar cevabımın rubai olduğunu söyleyebilirim. Dördüncü sorumda arkadaşlar, Divan edebiyatında içki ve içki meclislerini değişik yönleriyle ele alan eserlere biz sakiname diyoruz. Bunları arkadaşlar açıklamak isterdim ama işte malum hastalık olduğu için zor konuşuyorum, bir de sürekli bir öksürük hali var. Devam edelim. Hangi destan ve ulusu yanlış verilmiştir? Arkadaşlar C şıkkına baktığım zaman Şehname Kırgızlara ait demişiz. Arkadaşlar Şehname isimli eser Kırgızlara değil İranlılara aittir. Kırgızlarınki Manas destanıdır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumda arkadaşlar efsanelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz. Efsanelerde milli unsurlar yer almaz. Doğru. Efsaneler uzun sürede oluşurlar. Soru işareti. Efsanelerde ideal insan modeli ön plandadır. Doğru. Efsanelerin gerçek olduğuna inanılarak anlatılması söz konusudur. Yani gerçek olduğuna inanılır. Doğru. Efsane anlatıcının tarihi zaman kavramı içinde uygundur. Doğru. Arkadaşlar efsaneler uzun sürede değil, kısa sürede oluşurlar. Yani cevabımız B şıkkı. Yedinci soruma geçtiğim vakit arkadaşlar, şiiri aşk ve doğa üzerine kuruludur. Ayrılık, gurbet, sıla özleme ve ölüm gibi pek çok değindiği konular varmış. Şiirlerinde sıkça adları geçen Elif, Zeynep, İsmikan arkadaşlar kadın sevgilileri olduğu sanılır demişiz. Zaten en büyük kopyayı da burada veriyor cevabımız. Karaca olan olacak arkadaşlar. Hörü kızlar sürmelemiş gözünü, ilin işi aşiretin çeksin nazını. Buradaki kafiye çeşidini soruyor benden. Naz ve göz sözcüklerinin altını çiziyorum. Burada Z'ler arkadaşlar tam pardon yarım kafiye olarak karşıma çıkıyor. Dokuzuncu sorumda da arkadaşlar bir söz sanatı bulmamı istiyor. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış demişiz. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bir bilmemezlikten gelme var gibi bir söyleyiş hakim. Böyle sanatlara da arkadaşlar tecahül ve arif diyoruz. Yukarıda bilgileri verilen akım arkadaşlar bir akım sorusuyla karşı karşıyayız. Auguste Comte diyor arkadaşlar.
Gözlem ve belgeler diyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız realizm olacak. 11. sorum birazcık daha zor arkadaşlar. Açıklamasını güzelce okuyalım. Ziya Paşa'nın yazmış olduğu bu eser Tanzimat döneminin en başarılı hiciv eseridir. Girit Savaşı'nda donanmaya büyük yenilgi yaşatan Sadrazam Ali Paşa'yı över gibi görünerek hicvetmiştir. Arkadaşlar bu eser Zafernamedir. 12. sorumda Elhan-ı Şita en ünlü şiiridir. Kış mevsimini tasvir etmiştir demişiz arkadaşlar. Cevabımız Servet-i Fünun sanatçılarından Cenap Şahabettin olacak. 13. sorumda da arkadaşlar İstanbul hakkında yazılarından dolayı şehir mektupçusu olarak da bilinir. Aynı zamanda cep romanları adıyla birçok romanı da vardır demişiz arkadaşlar. Bunun cevabı da Ahmet Rasim olacak. 14. sorumda Ahmet Hamdi Tanpınar hangi romanında bir üniversite öğrencisi olan Cemal'in gözüyle İstanbul'un işgalini anlatmıştır? Arkadaşlar Cemal isimli kahraman sahnenin dışındakiler romanının kahramanıdır. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 15. sorumda Nazma çektiği masalları Kızılelma adıyla kitapta toplayan yazar Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. 16. sorumda bir şiir verilmiş. Bu şiir hangi akıma mensup bir şair tarafından yazılmıştır? Hamamdan geçtik, gün ışığında hissemize razıydık. Saadetinden geçtik, ümidine razıydık. Hiçbirini bulamadık. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şairanelikten uzak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Hisarcılar, Servet-i Fünun, Mavi Akımı, Fecrati bunları eleyebilirim. Geriye zaten Garip Akımı kaldı. Şiir de arkadaşlar Orhan Veli'ye aittir. 17. soruma geçiyorum arkadaşlar. İlk şiir kitabı 1989'da Makiler adıyla yayımlanır. Yeni garipçi şiir anlayışını benimser. Arkadaşlar bu yazarımız da Sunay Akın'dır arkadaşlar. 18. sorum Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosundan bir soru. Allah'ın dediği olur isimli eserde bir köy ağasının köylüyü sömürmesi, mallarını, topraklarını alması ve köy gençlerinden birisinin dini değerleri istismar ederek ağaya oynadığı oyun anlatılmıştır demişiz. Arkadaşlar, Allah'ın dediği olur isimli eser Turan Oflazoğlu'na aittir. 19. sorumda da yazar eser karşılaştırmasından hangisi yanlıştır demişiz. Şevket Rado Eşref Saat doğru. Nurullah Ataç Sözden Söze doğru. Ahmet Rasim Şehir Mektupları doğru. Salah Birsel Zeytin Dağı yanlış. Arkadaşlar, Falih Rıfkı Atay'a ait bir eserdir. Zeytin Dağı isimli eser. Eflatun Cem Güney'inde Açıl Sofram Açıl isimli eseri vardır. Doğru. 20. soruma geçtiğim vakit arkadaşlar aşağıdaki yazarlardan hangisi farklı bir anlayış içinde değerlendirilmelidir demişiz. İhsan Oktay Anar, Firuzan, Rasim Özdenören ve Bilge Karasu arkadaşlar postmodernist yazarlarımızdandır. Talip Apaydın ise arkadaşlar toplumcu gerçekçidir. Arkadaşlar bugünkü deneme sınavımız bu kadardı. Çok verimli olmadı belki ama İlerleyen günlerde birazcık daha toparlarız. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.